Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Siz bu videoyu izlerken ben tatilde olacağım arkadaşlar. Tatilde videosuz kalmayın. Size ayranlar çalışan araba verme videosunu sizlerle birlikte tekrardan paylaşıyorum arkadaşlar. Bunu yapmayı unutmayın. Videoya şimdi ekmen bağlanacağız arkadaşlar. Bu videoda bahsettiğim ürün sistemi değişti arkadaşlar. Eğer ki para paketi satın almak istiyorsanız game satış linkinden satın alabilirsiniz. Direkt açıklama ve yorumlara sabitlenmiş olaraktan bulunuyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hepinize iyi bayramlar, iyi seyirler. Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yepyeni bir araba verme yapacağız arkadaşlar. Arkadaşa araba verme yapacağız. Aslında çok da yeni değil, bir aydır var ama benim bir türlü arkadaş bulup da çekemediğim bir videoydu arkadaşlar. Hayranlığa gitmemiş, şu an onu çekeceğim arkadaşlar. Ama videomuza geçmeden önce Hayranlığa kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza da en ufak bir şey takılsa bile aşağıya yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Ve bu videomuzda 100 beğeni geçerse çok ama çok güzel olur. Bu videoyu tüm arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer ki PlayStation 4 üzerinden oynuyorsanız ve para kazmakta zorlanıyorsanız arkadaşlar, benden game satış üzerinden istediğiniz para paketini satın alabilirsiniz arkadaşlar. Alırken neye dikkat edeceğim diye soracak olursanız da arkadaşlar, alırken tek yapmanız gereken şey, size orada karakter adınızı girin diye bir sekme gelecek. Arkadaşlar o sekmeye kuşlar coşuyor. Arkadaşlar o sekmeye PlayStation 4 oyun içi kimliğinizi yazın lütfen, gerçek isminizi yazmayın veyahut da size ulaşabileceğim bir adet Instagram adresi yazın arkadaşlar. Ama tavsiyem tabii ki de PlayStation adınızı yazmanız, ama PlayStation adınızı yazarken gerçek adınızı yazmayın. Normal oyun içi, yani GTA'daki isminizi yazın arkadaşlar, daha kolay ulaşması olur. Nereden alacağım diye soracak olursanız da açıklama kısmında yorumlarda sabitlenmiş olaraktan linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar ama bu kadar basit. Aldıktan sonra 24 saat içerisinde sıra size geliyor ve geldikten sonra yapıyoruz arkadaşlar. Siz sadece bekliyorsunuz. Bandan mı olasınız vesaire yok arkadaşlar. Tamam mı? Alırsanız haberim olur zaten. Ve arkadaşlar Discord'umuza, Krivimize ve PlayStation 4 topluluğumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. PlayStation 4 Krivimizin 3. Krivine hayranda alımlarımız devam ediyor. 2. Krivimiz doldu arkadaşlar. 1. Krivimiz de doluydu zaten. 3. Krivimize hayranda alımlar devam ediyor. Katılabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da linkini açıklama kısmında yorumlarda sabitlenmiş olaraktan ve Discord'umuzun linkini de aynı şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. PlayStation 4 topluluğumuzun da YouTube Kenan Karanfil. Sadece PlayStation 4'tekiler buna katılabiliyor arkadaşlar. Ve şunu da unutmayın, 2-3 galiba 2 video önce de bir çekiliş yapıyorum arkadaşlar. Hesap çekilişi yapıyorum. Hesabın içinde her şey var ve yaklaşık 17-18 milyona direkt nakit parası da var arkadaşlar. Her şey mevcut. Bunker'mış, facility'ymiş, kamyonmuş. Ona da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Onun da son katılma tarihi ayın kaçıydı? Ayın 10'unda arkadaşlar. Ayın 10'unda da açıklanıyor. Arkadaşlar benim şu anda göstermiş olduğum ekran, arabayı verecek olan kişinin yapması gerekenler kısmı. Arabayı verecek olan kişinin hiçbir şeye ihtiyacı yok, sadece vermek istediği araba lazım. İstediğiniz her şeyi verebilirsiniz. Uçak olur, helikopter olur, araba olur, yat olur, kat olur. İstediğiniz her şeyi verebilirsiniz arkadaşlar arkadaşınıza. Ben burada uçan motor vermek istiyorum arkadaşlar arkadaşıma. O yüzden ben sadece uçan motorumu getiririm. Peki arabayı alacak olan kişi ne yapacak diyeceksiniz. Arkadaşlar arabayı alacak olan kişi yine aynı yöntem, hani kasinoda bir tane araba verme vardı ya, arabayı alacak olan kişi için tekrardan kasinoya gideceğiz arkadaşlar. Garajının kapısında Sanchez, tekme falan, hani geçenki videoda hatırlayanınız varsa zaten hatırlamıştır arkadaşlar. Yani arabayı alacak olan kişinin yapması gerekenler kısmı aynı. Arabayı alacak olan kişinin lazım olan malzemeleri de bir adet bunker, herhangi bir bunker olabilir. Ve bunkerının içinde Mobile Operation Center lazım arkadaşlar. Ve Mobile Operation Center'ın da boyut kısmı personal vehicle storage olacak arkadaşlar. Direkt size şuradan göstereyim. Aynen öyle. Arabayı alacak olan kişide bunlar lazım. Bunker ve kamyon. Ve arkadaşlar bu kamyonun arkasında da bir adet de Sanchez lazım. Sanchez motorunu da direkt şuradan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan direkt filtreleyelim. En ucuz araba göre gelelim arkadaşlar. Buradan 7000 liraya şu Sanchez'i satın alması lazım. Arabayı alacak olan kişinin lazım olan şeyleri bu kadar. Bir adet Sanchez, kamyon ve bunker arkadaşlar. Bundan itibaren de yapım aşamasına geçebiliriz. Zaten yapım aşaması baga sokma işlemi gayet basit bir işlem arkadaşlar. Hadi geçelim.
Evet arkadaşlar, bu arada Freyim doğmamız lazım ve arabayı alacak olan kişi bizi bunkerına davet ediyor arkadaşlar. Freyim'i nereden alacağım diye soracak olursanız arkadaşlar, Freyim'i Story moddan veyahut da Creator'a giderekten kendi targeted modunuzu Freyim'i alabilirsiniz arkadaşlar. Direkt Options'a basın, ayarlara gelin ve oradan Freyim'i alın. Burada arabayı alacak olan kişi arkadaşınız size Bunker daveti atıyor arkadaşlar ve Bunker davetini kabul ediyoruz. Biz arabayı verecek olan kişiyiz. Alacak olan kişi Bunker daveti atıyor. Ve arkadaşlar daha önce de söylemiştim zaten, kamyonunun arkasına Sanchez olması lazım diye. Ve arkadaşlar arabayı alacak olan kişi kamyonun arkasına biniyor ve oradan bedava, daha doğrusu parayla aldığımız Sanchez'i dışarıya çıkartıyor arkadaşlar. Dışarıya çıkarttıktan sonra buradan Sanchez'e biniyoruz. Sanchez'e bindikten sonra arkadaşımıza diyoruz ki kamyonun içine sür diyoruz. Kamyonun içine giriyoruz arkadaşlar. Motorla birlikte ikimiz de kamyonun içine doğru giriyoruz arkadaşlar. Kamyonun içine direkt sağ tuşa basıp girebiliriz. Arabayı alacak olan kişi bizi kamyonun içine sokuyor. Kamyonun içine girdikten sonra arkadaşlar oyunumuz bir açılsın. Siyah ekran. Evet. Arkadaşlar girdikten sonra motora biniyoruz. Önce şoför biniyor, ondan sonra biz biniyoruz. Bindikten sonra arkadaşlar şoför iniyor. Sonra biz de otomatik olarak motordan iniyoruz. Sonra bir daha şoför biniyor, ondan sonra biz de onun arkasından biniyoruz arkadaşlar. Ve bindikten sonra şoför bizi dışarıya çıkartıyor. Yani arabayı alacak olan kişi dışarıya çıkartıyoruz arkadaşlar. Dışarıya çıkarttıktan sonra frame'de olmayan, yani istit eğimde olan bir arkadaşınızın üzerine katılmanız gerekiyor. Veya da topluluktan direkt arkadaşınızın oturumuna katılıp gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben hemen katıldım, geldim ve arkadaşlar buradaki bu uyarı çıktıktan sonra arkadaşınıza diyorsunuz ki kamyonun arkasına git diyorsunuz arkadaşlar. Yani az önce kamyonun arkasına gitmiştik ya, kamyonun arkasına geliyor ve orada sağ tuş kamyona girme uyarısı var ya, kamyona girme uyarısı çıktıktan sonra o uyarıyı kabul ediyor, sağ tuşa basıyor arkadaşlar ve sağ tuşa bastıktan sonra size söylüyor ben sağ tuşa bastım diye ve siz de oradan itibaren uyarıyı birincisine evet, ikincisine hayır dedikten sonra bizi bu şekilde kamyonun dışına atıyor arkadaşlar. Bunker'ın dışarısına atıyor. Buradan itibaren de arkadaşlar arabayı alacak olan kişinin yapması gerekenler kısmına doğru geçiyor. Evet arkadaşlar, arabayı alan kişi ve arabayı verecek olan kişi beraber kasinoya geliyor arkadaşlar. Kasinoya herhangi bir araçla gelebilirsiniz, hiç sorun değil. Arkadaşlar arabayı alacak olan kişi kamyonunu bu şekilde park ediyor ve park ettikten sonra da arkadaşlar kamyonunun arkasındaki az önceki Sanchez'i çıkartıyor arkadaşlar. Direkt buradan enter alın diyoruz ve arkadaşlar buradan kamyonumuzun içindeki Sanchez'i dışarıya çıkartıyoruz. Siyah ekran bir açılsın, kamyonumuza bir binelim arkadaşlar. Direkt Sanchez'im gelecek, ben burada yeni sipariş etmiştim. Burada Sanchez'i biniyoruz ve dışarıya çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve bu arada arabayı verecek olan arkadaşımız da bize verecek olan arabayı veyahut da uçağı, helikopteri hazırlamış olması lazım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sağ köşede ist var, arkadaşım bana istisini verecek. Ve buradan itibaren arkadaşınız, yani arabayı verecek olan kişi arkanıza biniyor. Buradan kamyona gidiyorsunuz, sağ tuşa basıyorsunuz, arkadaşınıza söylüyorsunuz ki motordan in diye. Motordan iniyor ve ondan sonra tekrar biniyorsunuz, tekrar biniyor arkadaşlar. Buradan itibaren de direkt şuradaki kapıdan, yani parking garaja geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan parking garajı seçtikten sonra bir double tap yapıp geliyorsunuz. Yani az önce oturuma katılığı anlatmıştım ya arkadaşlar, tekrardan onu yapıp geliyorsunuz. Birincisine evet, ikincisine hayır diyorsunuz ve dedikten sonra oyununuz donuyor, tamam mı? Burada ne kadar bekleyeceksiniz arkadaşlar biliyor musunuz? 1 dakika burada bekliyorsunuz. 1 dakika bekledikten sonra arkamızdaki arkadaşımız var ya, bize arabasını verecek olan kişi. Arkadaşlar tam motordan indiği zaman, yani 1 dakika doğduktan sonra vatandaş arkadan inecek ya, tam motora indiği zaman arkadaşlar motora tekme atıyor. Yani PlayStation 4 üzerinden anlatıyorum. Üçgene basar basmaz direktmen R2 tuşuna, yani yumruk atma tuşuna, gaz tuşuna arkadaşlar spam'ı basacak basacak yapıyor. Biz burada göremiyoruz tekme attığını ama arkadaşlar atıyor. Bu animasyon geldikten sonra da tekrardan double tap'imizi ayarlıyoruz ve tekrardan frame'de olmayan bir arkadaşımızın oturmana katılım yapıyoruz arkadaşlar. Ve buradan itibaren birincisine evet, ikincisine hayır diyoruz. Dedikten sonra bu şekilde görüntü oluşuyor arkadaşlar. Aşağı yukarı aşağı yukarı düşüyor. Onu yaptıktan sonra options online criminal pakete giriyoruz. Çıkıyoruz. Çıktıktan sonra bu şekilde paraşütten aşağıya süzülüyoruz ve süzüldükten sonra da dünyaya geliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi geldim ve burada arabayı verecek olan arkadaşımız da bizim kamyonumuzun yanına gelmiş oluyor arkadaşlar. Biz burada gidiyoruz, enter alon diyoruz. Enter alon dedikten sonra tekrardan oturuma katıl yapıyoruz. Birincisine evet, ikincisine de hayır dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi görünmez oluyoruz arkadaşlar. Ve buradan itibaren de arkadaşımızın arabasına bindikten sonra direkt kamyonumuzun içine ışınlanıyoruz. Işınlandıktan sonra araba vermeye
işlemimiz tamamlanmıştır arkadaşlar. Arabayı kopyalamış olduk. Tekrardan yapmak için aynı yöntemleri uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hem bende araba var hem de arkadaşımın araba var. Yani eksilme falan filan olmuyor. Bu videomuzda buraya kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.